Merhaba arkadaşlar, PSYANİ kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe Ankara Gücü maçını oynayacağım. Ama bu maçın bir önemi var. Biliyorsunuz Fenerbahçe resmi olarak açıklanmasa da artık her şeyin ortada olduğu bir Mesut Özil transferi gerçekleştiriyor ve gerçekten de çok ön planda olan muhteşem bir marka isim Mesut Özil ve Fenerbahçe'nin dünyada ismini gerçekten duyuracak muhteşem bir transfer imza atıldı. Tabi biliyorsunuz İngiltere'den döndüğü için muhtemelen belli bir süre karantina süreci olacak Mesut Özil de. Daha sonrasında da idmanlara başlayacak. Zaten Arsenal'da forma giymedi yaklaşık bir sezondur ama her zaman A takımla antrenmanlarını sürdürdü. Ve muhtemelen belli bir maç eksiği var. Daha sonrasında kadroda olacak. Ben öncelikle Mesut Özil'i Ankara Gücü karşısındaki, hani rakip şu anda Ankara Gücü olduğu için farklı bir takım almak istemedim. Mesut'la bu şekilde bir maç yapacağım ve kadroya şu anda dahil ettim, hemen de göstereyim. 83 overall'da ofansif orta saha bölgesinde oynatacağım. İleride Mateem, Samatta, Valencia ile ofans bölgesindeyiz. Ozan Tufan, Gustavo, Caner Erkin, Tisserand, Lemos, Sangare, Kalede, Altay'la maça çıkmış olacağım. Hemen ayarları da göstereyim. Süperstar seviyesinde oynayacağız arkadaşlar. 8 dakikalık bir maç seçtim. Çok fazla da uzatmamak adına ve Mesut Özil heyecanını, gerçeğini görmeden öncelikle bir oyunda görelim. Bakalım nasıl bir fayda sağlayacak. Gerçekten muhteşem bir marka isim. Muhakkak faydası olacak. Harika işler imza atacağına hiç şüphe yok. Çok büyük bir transfer gerçekten. Sizler de yorumlara yazın. Beklentiniz nedir? Sizce nasıl bir etkisi olur, faydası olur Mesut'un? Bunu hep beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Bu maçı bir oynayalım. Bakalım Mesut önce sahada neler gösterecek. İnşallah en kısa sürede de gerçekten onu izlemek dileğiyle diyelim ve karşılaşmaya başladık. Ozan Tufan. Verdik pasımızı Mametim. Şimdi Ozan Tufan. Önünde bir boşluk var. Ozan. Verdik aradan bir pas. Şimdi geçmedi. Samatta'ya gelmedi orada. Ve kontrolde şimdi Adziç. Adziç şöyle bir baktı. Topu sakladı. Bir tık ileri aldım. Tabii ki biraz daha önde oynamamız adına. Şimdi Bolingi pasını verdi Adziç. Şöyle bir pas şimdi Bolingi'ye doğru. Bolingi Sangare karşısında içe doğru bir vuruş. Orada defanstan sekti. Altay'da kaldı. Ozan Tufan'da. Ozan Tufan'dan şimdi Mesut'a doğru bir top. Mesut açtı oyunu. Mametian verdi pasını. Yerden Samatta'ya doğru. Biraz arkada kaldı. Şimdi Diyose'de top. Diyose verdi pasını Paz'dan. Paz'dan gönderdiği noktada Bolingi'ye doğru Tisserand'dan sekti ama ofsaytta ve endirekt serbest vuruş kullanılacak. Şimdi topun başında Tisserand var. Tisserand'la gönderdik. Mesut indirdi topu Ozan Tufan'a. Ozan Tufan. Şimdi Mesut Özil. Mesut. Döndü verdi pasını Ozan. Ozan çok güzel sıyrıldı. Ozan verdi pasını Samatta orada sakladı. Top boşta kaldı. Şimdi Mametiam'dan verdik pasımızı Mesut. Mesut sıyrılmaya çalıştı. Şimdi Luis Gustavo. Gustavo'dan bir top. Valencia'dan şimdi Sangare. İçeride bir boşluk. Bir vuruş ve top ağlardı. 1-0. 1-0 öne geçiyoruz. Samatta'nın attığı golle 14. dakikada 1-0 öndeyiz. Ve Samatta gol sevincini yapıyor. Mesut da geldi, hemen o sevince katıldı. Ve golü bir kez daha izleyelim. Burada Mesut açtı oyunu. Gustavo'dan bir top. Orada şimdi Sangare'den içeri bir vuruş. Samatta yerden iyi bir kafa vuruşu ve 1-0 öndeyiz Ankara Gücü karşısında. Bakalım Mesut gol veya asiste katkı bulunacak mı? Birçok dev ligde arkadaşlar asist kralı olmuş ve Şampiyonlar Ligi'nde de bir sezonda en fazla asist yapan bir isimden bahsediyoruz. Almanya ile Dünya Kupası'nı kazanmış bir isimden bahsediyoruz Mesut. Umuyoruz sakatlık yaşamadan çok güzel bir sezon ve sezonlar geçirir diyelim. Şimdi araya girdiler orada. Kitsuyu'da top. Kitsuyu uzun gönderdi. Tisserand çıktı, kafayı vurdu. Ozan top boşta kaldı. Şimdi bir top. Tisserand geldi araya girdi ve topu şimdi verdi Caner Erkin'e. Caner Erkin'den Ozan Tufan. Ozan'dan Mesut'un koşu yoluna. Mesut Özil. Mesut Özil önünde bir boşluk var. Bunu değerlendirdi Mesut. Mesut çaprazdan vurdu. İnanılmaz bir vuruş, direkte patladı top. Harika bir vuruştu Mesut'tan. Üst direkten döndü. Şimdi atak devam edecek. Ozan. Mesut. Mesut bir kez daha Ozan'a verdi. Ozan orada yerde kaldı ve bir serbest vuruş şansı olacak. Mesut Özil'i topun başına alacağız tabii ki. Bu noktada 80'le vuruyor.
Bakalım iyi bir vuruş çıkarabilecek miyiz? Mesut Özil barajdan sekti korner. Bir duran top şansı olacak. Gerçekten muhteşem bir şut çıkardı Mesut. Şimdi içeri doğru Caner'le bir orta yapacağız. Caner yaptı ortayı. Mesut vurdu kafayı direkten döndü. Yine gole yaklaştık Mesut'la. Şimdi bowling gibi kontratak şansı olabilir Ankara Gücü için. Hemen geldik defansa. Orada şimdi Lemos omzu koydu topu aldı Lemos. Luis Gustavo. Gustavo'dan şimdi Ozan. Ozan'dan bir pas. Samatta'dan Valencia. Valencia yerde kaldı ama Valencia'nın yaptığı bir faul var ve serbest vuruş kullanacak Ankara Gücü. Kaleci Friedrich ile 30. dakikadayız. 1-0 öndeyiz Samatta'nın attığı golle. Ama çok da güzel bir Mesut Özil şutu. Üst direkte patladığını hemen tekrar hatırlatalım. Kitsiu. Uzun gönderdi Lemos. Luis Gustavo. Verdi pasını Ozan Tufan. Valencia. Valencia'dan şimdi Samatta. Yukarıda atak atılan Mametian var. Mametian şimdi topu geri çekti. Mametian verdi pasını yerden Samatta'ya doğru. Orada kim var? Mesut geldi. Topu aldı. Yerde kaldı. Hakem devam dedi. Bolingi. Bolingi'den şimdi bir top. Atzic. Atzic. Thiago Pinto uzun gönderdi. Tisserand verdi pasını. Şimdi Kitsuyu'da kaldı top. Kitsuyu. Lukasik. Dirsu geriye döndü Bolingi. Atak yapacaklar. Şimdi bir offside yok. Alper Potuk ceza sahası içinde Caner kapatmaya çalıştı. Geri döndü Painz'in içeride orta geldi bir vuruş Altay. Kontrol etti. Gönderdiği noktada şimdi Luis Gustavo var. Luis Gustavo gönderdi şimdi. Top Alper'de kaldı bir kez. Alper Potuk yerden bir vuruş. Barajdan sekti. Sangare şimdi Lemos. Lemos'tan bir top Mesut. Mesut gönderdi şimdi Luis Gustavo'da top. Luis Gustavo önündeki boşluğu iyi değerlendirecek. Aşağıda bir boşluk var. Çok kötü bir top. Ve gönderilen noktada şimdi bir kez daha Lemos çıktı kafayı vurdu. Mesut iyi indirdi Ozan Tufan'a. Ozan Tufan'dan kanatta bir boşluk var Mametian. Mametian verdi pasını Mesut'a. Mesut sıyrılacak yerde kaldı ve bir serbest vuruş şansı daha. Mesut'a yapılan bir faul var. Bakalım bir şansı daha olacak burada Mesut'un. Top ağlarla bu kez buluşturabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Mesut Özil! Mesut Özil! 45 artı 1'de. En azından daha gerçeğini göremesek de oyunda golle buluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Hem de muhteşem bir frikik golüyle. Çok da güzel bir vuruş. Harika bir oyun içinde de vurduğu bir şut vardı üst direkte patlayan. Ama frikikle top ağlara gönderdi Mesut ve 2-0 oldu. Muhteşem döndü top. Top ağlarda ilk yarının sonlarına doğru skoru 2-0'a getiriyoruz ve bu golle de ilk yarı sona erdi. Samatta ve Mesut'un attığı gollerle ilk yarı 2-0 önde tamamladık. Hemen ikinci yarıya geçelim bakalım. İkinci yarıda da Mesut yine katkı vermeye devam edecek mi skor anlamında? Şimdi kanada doğru Pinto, Pinto'dan Aksic, Gustavo geldi baskı yaptı topu aldı Mesut. Tek top Valencia, Valencia'dan şimdi bir top Samatta'ya. Samatta aşağı doğru döndü Mametian şimdi. Çekti topunu. Çok güzel bir topuk pası Ozan'a. Ozan'dan şimdi Mesut. Mesut sıyrılacak mı orada? Alper geldi araya girdi. Şimdi Bolingi. Bolingi bir pas Diouf'e. Yukarıda şimdi Sangare'nin arkasında Atsic'te kaldı. Top Atsic. Sangare kapatmaya çalıştı. Atsic. Çok güzel sıyrıldı. Lemos'tan da yerden bir pas. Kaleci Altay çıktı. Topu kontrol etti. Hemen eliyle top oyunu sokacak. Bomboş pozisyonda Mesut. Çok güzel bıraktı şimdi Ozan Tufan'a. Ozan Tufan'dan Samatta'dan daha doğrusu şimdi Samatta da Mametian Samatta kaçtı içeride boş. Samatta bir vuruş barajdan. Defanstan sekti ve Friedrich'te kaldı top. 56. dakikayı geride bırakıyoruz. 2-0 öndeyiz. Uzun bir top. Lemos çıktı kafayı vurdu. Arkaya doğru sekti ama orada Lemos'a yapılan bir faul var ve bir serbest vuruş şansı olacak. Topun başında Mesut Özil var. Şöyle bir Mametian'a doğru gönderelim. İndirebilirse bir atak şansı olabilir. Samatta indirdi. Bir vuruş. Yine sekti. Bir kez daha Samatta'dan döndü. Bir kez daha Fredri. 60. dakikadayız. Şimdi Mesut. Top arkasında kaldı. Şimdi Bolingi. Bolingi'den Alper Potuk baskı yapıyor. Lukasik'te kaldı top. Uzun gönderdi. Lemos çıktı kafayı. Vurdu Mesut. İndirdiği noktada Tisserand'dan şimdi Valencia. Valencia'dan Samatta'dan şimdi Ozan Tufan. Aşağıda katılan Mametian var. Mametian içeri doğru ortasını yaparsa tehlikeli bir pozisyon olabilir. Defanstan sekti ve korner. Caner Erkin'le içeri doğru bir orta geldi. Mametian kaleci çıkardı. Ozan Tufan. Şimdi
Top süzüle süzüle gitti. Orada Caner Erkin'de kaldı. Caner. Bir kez daha Ozan Tufan. Ozan Tufan'dan Luis Gustavo. Gustavo'dan Mesut. Mesut'tan offside yok. Valencia. Valencia bıraktı. Samat'tan arkasında kaldı. Şimdi Mamatian, verdik pasımızı Mesut Özil. Mesut Özil vurdu. Defanstan sekti ve taça gönderdi orada Thiago Pinto. Yine ikinci yarıda üstün oyunumuzu sergilemeye devam ediyoruz. Sangare, şimdi Luis Gustavo. Verdi pasını Ozan Tufan. Ozan sıyrıldı. Yerden bir top. Bir kez daha Ozan'a geldi. Orada araya girdiler Lopanice ile. Ve kontra atak olacaktı ama Ozan engelledi bunu. Şimdi Mametian verdi pasını. Mesut'un arkasında kaldı. Bir kontra atak şansı olabilir diyorse. Uzun bir top. Lemos yükseldi, kafayı vurdu. Caner'in arkasında kaldım dediğim anda. Caner'den seken top şimdi Lemos'ta. Lemos. Luis Gustavo. Luis Gustavo'dan Sangare. Sangare önünde boşluk var, bunu değerlendirecek. Pas istedi Mesut. Mesut aldı topu. Verdi bir kez daha Sangare. Bir kez daha Mesut. Top şimdi onda kaldı. Mesut çok güzel çıktı. 3 kişi içinden verdi pasını. Offside yok. Samat'ta. Muhteşem bir gol. 4 kişi içinden pasını verdi Mesut. 77. dakikada Samat'ta kendisinin 2, takımının 3. golünü attı. Bir kez daha izleyelim. Mesut burada Sangare. Bir kez daha Mesut'a gönderdi. İşte izliyoruz. 3 kişi içinden muhteşem çıktı. Valencia Samat'ta'yı bıraktı. Ve Samat'ta muhteşem bir fake. Ve 3-0'a getirdi skoru. Ve harika bir maçı geride bırakmak üzereyiz. 79. dakikaya az sonra gireceğiz. Pazdan. Uzun gönderdi Tisserand. Ozan Tufan. Ozan Tufan'dan Tisserand şimdi. Tisserand verdi pasını Luis Gustavo. Luis Gustavo'dan Valencia. Valencia barajdan sekti top. Thiago Pinto. Şimdi aşağı doğru bir top. Kitsiu. Lukasik. Pazdan. Gönderdi bir kez daha. Şimdi kanattan bir kez daha oyun kuracaklar. Uzun gönderdiler. Bolingi'ye doğru. Tisserand yükseldi. Kafayı vurdu Ozan. Ozan'dan Mesut. Top ona gelmedi. Bir golle oynuyor Mesut. Ve gerçekten de muhteşem bir şutu. Direkten döndü. Adzic. Şimdi Thiago Pinto baskı yaptık. Sangare ile pozisyonu tekrar almaya çalışıyoruz. Topu. Kitsiu. Şimdi top onda. Uzun bir top. Bolingi'ye doğru. Orada bir kafa vuruşu. Mesut'a geldi. Mesut'tan bir pas şimdi Gustavo. Gustavo'dan Samatta. Samatta'dan şimdi Valencia. Valencia orada araya girdiler ama yapılan bir faul var Valencia'ya. Ve bir serbest vuruş şansı da olacak. Yine Mesut'u alalım. Bakalım Mesut ikinci golü bulabilecek mi? Barajdan sekti ve kaleci Fredri. 90. dakikadayız. Son dakika artık, biraz sonra uzatma süresini göreceğiz. Lemos indirdiği noktada Mesut Özil. Mesut Samatta, şimdi Valencia gelmedi top ona. Thiago Pinto uzun gönderdi. Top Lemos'ta kaldı. Lemos Sangare. Sangare'den şimdi Luis Gustavo ve karşılaşma sona eriyor. 14 ve 77. dakikada Samatta'nın golü. Buna 45 artı 1'de Mesut Özil'e muhteşem bir free kick golü geldi. Ve 3-0 kazandı Fenerbahçe arkadaşlar. Mesut Özil eğer ki bu maçta olsaydı gerçekten izlemesi çok keyifli olacaktı. Muhteşem bir maç olacaktı ama inşallah önümüzdeki haftalarda Mesut'u bu formayla sahada görmek de çok heyecan verici olacak. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala abone değilseniz Pes Yani kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.